Hepatit B nedir? Hastalık nasıl ortaya çıkar? Hepatit B yaygın bir hastalık mı? Akut ve kronik hepatit B belirtileri nelerdir? Hepatit B kimlerde sık görülür? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Tedaviden sonra nelere dikkat edilmeli? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Evet, programımızın ilk bölümünde Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Üskan ile hepatit B'yi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi hepatit ismi ifade edilirken belki biraz daha yumuşak bir ifade gibi geliyor. Aslında karaciğer kanseri, siroza da yol açan çok ciddi bir rahatsızlık türü. Öncelikle hepatit B ki dünyada 2 milyar kişinin bir şekilde bundan etkilendiğinden de bahsedebiliyoruz. Öncelikle nedir, nasıl ortaya çıkar hocam? Evet. Hepatit B karaciğeri hasta eden virüsle oluşan, hepatit B virüsüyle oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık enfeksiyon hastalığı olduğu için bulaşıcıdır. Ve karaciğer vücudun en önemli organlarından bir tanesi, bildiğiniz gibi 5000 tane vücutta işlevi olan bir organ. Onun hastalığı da tabii bu virüs tarafından yapılan hastalıkta çok büyük sağlık sorunları yaratıyor. Hepatit dediğiniz gibi ilk etapta masum gibi gözüküyor. Hani domuz gribi demesek, aslan gribi desek insanlar hiç etkilenmeyecek. Aslan gribi falan, ama domuz gribi deyince kötü addediliyor. Hepatit B de öyle. Fakat hasta olanlar uzun dönemde sizin de bahsettiğiniz gibi karaciğer kanserine ve ölümcül bir kanser ve dünyada sıklığı ölüm nedenlerinden 9. sırada. Aynı zamanda siroz gibi çok önemli komplikasyonlara yol açabiliyor. Tabloya bakmak gerekirse Türkiye'deki durum nedir? Görülme sıklığı olarak da baktığımız zaman özellikle Afrika bölgelerinde, Çin gibi ülkelerde de daha çok görülüyor. Bunun sebebi nedir hocam? Şimdi şöyle, Türkiye'de tabii daha eskiden prevalansı, sıklığı diyelim daha yüksekti. Zamanla tabii hijyen, temizliğe dikkat, hijyene dikkat nedeniyle sıklık yavaş yavaş azalmaya başladı. Hele hele aşının ulusal bir uygulama yönüne gitmesi neticesi, yeni vakaların oluşmaması sonucu ve halkın da bilinçlenmesi sonucu, tedavinin de başarılı son zamanlarda sonuçlar vermesi sonucu insidansı giderek düştü. Mesela eskiden bundan 15-20 sene önce Güneydoğu'da %30 civarındaydı. Büyük bir halk kitlesini etkileyen bir hastalıktı, ama şu anda %10'lara düştü. Batı'da bu oran daha düştü. Son yapılan bir çalışmada Türkiye'de hepatit B sıklığı %4 civarında. Prevalansı %4 civarında. 80 milyon düşünsek 3-3,5 milyon kişi bundan etkileniyor. Şu anda etkileniyor. Şimdi yılda 600 bin kişi hepatit B'den dolayı hayatını kaybedebiliyor. 350 milyon kişi, birazdan onun da ayrımını yapacağız. Evet. Kronik ve akut anlamında, ama evet, kronik anlamda 350 milyon kişi de bu hastalığı taşıyor. Yaş olarak baktığımız zaman özellikle hangi yaş gruplarında daha çok görülebiliyor? Böyle bir ayrım söz konusu mu? Ya bu enfeksiyon hastalığı olduğu için tabii daha çok genç yaşlarda akut enfeksiyonlar gözüküyor. Ama kronik enfeksiyonlar genelde 30'lu 35'li yaşlardan sonra komplikasyonlarıyla karşımıza geliyor. Dünyada sizin de belirttiğiniz gibi 350 milyona yakın insan hepatit B'yi şu anda taşıyor ve bunların komplikasyonlarından sağlık sorunları çıkıyor. Şimdi teşhis tedavi süreçlerine geçeceğiz. Bu anlamda baktığımız zaman tabii ki tedavi süreçlerinde, evet, yeni yöntemler de uygulanıyor. Ama ne yaşıyor? Yani bir hasta kendinde hepatit B olduğunu nasıl anlayabilir? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii hepatit, viral hepatit deyince A hepatiti, B hepatiti, C hepatiti, delta hepatiti, G hepatiti, TT virüsüyle oluşan hepatitler. Şimdi yani giderek sanki alfabenin bütün rakamlarını bu vereceğiz. Bu daha önce de böyle miydi hepatitlere hocam? Yani bundan 20 yıl önce ya da 30 yıl önce böyle miydi, yoksa evet, bu zamanla mı oluştu? Şöyle söyleyeyim Erdem Bey. Daha önce mesela bundan 1980'lerde hepatit C'ye non A, non B hepatiti deniyordu. Ama
sonradan 89 yılında tanı kondu. Hepatit C anlamında C adı verildi ve bugün hepatit C diyoruz. Yine 90'ların başında G hepatiti, E hepatiti çıktı. Hindistan'da işte sulardan bulaşan bir hastalık, bir virüs suyla bulaşıyor. Daha çok kirli sularla bulaşıyor. E hepatiti çıktı. Sonuçta viral hepatit giderek tanı yöntemleri arttıkça yeni yeni hepatit virüsleri çıktı. Hepatit deyince virüsler değişik organları tutar. Karaciğere yerleşip sağlık sorunu yaratanlara hepatit virüsü diyoruz. B de bunlardan bir tanesi, bugün konumuzda B tabii. Hepatit B cidden sağlık sorunlarına yol açan bir virüstür. Bulaşma şekli, B için konuşuyorum, daha çok bu virüsle kontamine vücut sıvılarıyla olur. Vücut sıvıları sonuçta en çok kan yoluyla bulaşır. Mesela diş çekimi, cerrahi müdahalelerde, diş çekiminde, berberde tıraş olursunuz. Daha önce sizden önceki hepatit taşıyıcısıdır. Aynı bıçağı kullandığı takdirde oradan bulaşabilir. Sonuçta işte vücuda dövme yaptırıyorlar, piercing takıyorlar gençler. Oradan bulaşma şeyler var. Toplu yaşanan yerlerde, mesela işte kreşlerde, okullarda, cezaevlerinde, bakım evlerinde, buralarda aile içinde birisi hepatit virüs taşıyorsa aile içi enfeksiyon fazla. Allah'tan ki tabii şimdi aşı programı var. Eğer aileden birisi teşhis edilirse tarıyoruz aileyi. Ailede yoksa aşı yapıyoruz, onu da kurtarmış oluyoruz. Hasta olana da bugün için çok yüz güldürücü tedavi yöntemleri çıktı. Belki konuşmamızın sonuna doğru değiniriz. Dolayısıyla hasta olana da bir yardımcı olabiliyoruz. Neticede hepatit B açısından bizler tatminkar düzeylere varmak üzereyiz. Belki bizi dinleyen seyircilerimiz duymuştur. C'de bugün için %100 tedavi şekilleri çıktı. Neredeyse %100'e yaklaşıyor. Orada çok yüz güldürücü tedavi şekillerimiz bugün temin edilebilir duruma geldi. B için de aynı şeyi söyleyebilirim. Geçen sene Amerika'da ve Japonya'da katıldığımız toplantılarda bunları ilgili ilaç firmalarının üst düzeydeki insanlarından öğrendik bu bilgileri. Birinci ve ikinci faz çalışmalar bitti. Şimdi üçüncü faza geçiliyor. 3 ve 4 tamamlanınca ilaç olarak çıkacak. Hepatit B'nin de C gibi %100'e varabilecek bir tedavi şekilleri gelişiyor. Bunlar yüz güldürücü şeyler. Şimdi tekrar şeye dönmek gerekirse Hasan Hocam. İşte halsizlikten bahsediyoruz. İşte idrardaki renkle ilgili sorunlar olabiliyor. Diğer problemler, işte vücudun diğer organizasyonlarında sıkıntılar. Ki başka hastalıklara da benzeşiyor. Bunu fark ettiğimiz anda nasıl bir süreç yaşanıyor? Yani o anda genel olarak onları sınırlandırabilir miyiz? Güzel bir soru sordunuz. Şöyle, işte vücut sıvılarıyla karşılaştı ve vücutta bir port bulup, bir kapı bulup bu virüs vücuda girdi. Vücuda girdiği zamanki insanın immün sistemi, bağışıklık sistemi önemli. Eğer intrauterin doğumdan önce anne karnında bunu alma ihtimali var, plasentadan geçebilir. O zaman almışsa bunun kronikleşme oranı çok yüksek oluyor. Doğum eylemi sırasında, doğum sırasında çocuk almışsa bunun kronikleşmesi değişiyor. Lise çağında almışsa değişiyor. 30 yaşında, 35 yaşında almışsa değişiyor. Ne kadar erken alırsanız vücutta kronikleşme ihtimali çok yüksek. İntrauterin almışsanız %95'in üzerinde kalıyor bu. İlkokul çağında almışsanız %80'lerin üzerinde kalıyor. Daha yaş, bu ne demek? Vücut zaman içerisinde virüsleri tanıyor ve ona karşı savunma geliştiriyor. İmmün bağışıklık sistemi çalışıyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemi geliştikten sonra virüsle karşılaşınca vücutta kalma ihtimali %5'in altına düşüyor. Neticede bu enfeksiyonu aldınız. Aldığınız zaman şöyle bir yol izliyor enfeksiyon. Aldığınız zaman vücut buna karşı direnç geliştiriyor. Aldığınızda kanda HBS antijeni dediğimiz antijen müsbetleşiyor. HBV DNA dediğimiz yine DNA müsbetleşiyor. Bunlar eğer bağışıklık bunu yenecekse 6 ay sonra negatifleşiyor. Ve antikor gelişiyor, HBS antijenine karşı antikor gelişiyor. Antikor gelişince de doğal bağışıklık oluşuyor ve enfeksiyon sonlanıyor. 6 ay içerisinde bu oluşmaz ise, 6 aydan uzun süren enfeksiyonlara biz kronik enfeksiyon diyoruz.
kronik enfeksiyon olduktan sonra virüs şu 5 yol virüsün doğal serinde bugüne kadar 4 biliyorduk. Son 3-4 yıldır 5. fazı öğrendik. Bu sene Japonya'da bir Japon bilim adamının konferansına katıldım. Orada 6. faz çıktı. Ben bu sene geçen Mart ayında bu bilgiyi öğrendim. Şöyle söyleyeyim. Virüs aldınız, kronik hepatit doğal serine baktığınızda 30-35 yaşlarına kadar immün kliren yani vücuttan bunun immün toleran dediğimiz bir dönem var. Vücut bununla tanışıyor, virüse karşı bağışıklığını geliştiriyor. İmmün toleran dönemi 35 yaşına kadar, 40 yaşına kadar gelebiliyor. Bu dönemde karaciğerde hasar yok ama virüs DNA en üst seviyede. Bunlara biz tedavi vermiyoruz. 30-35 yaşlarında veya daha erken de olabilir bağışıklık sistemiyle alakalı. İmmün temizlenme dönemi olur. Vücut artık buna savaşmaya başlıyor. O sırada enzimler yükseliyor. İşte hastalar söyler, karaciğer enzimlerim hocam çok yüksek. Enzimler, karaciğer enzimleri yükseliyor. Bu dönemde bağışıklık sistemi çalışıyor. Hasta zarar görmeye başlıyor. Bir biyopsi yapıyorsunuz ki karaciğerde zarar var. Hepatit virüsünün verdiği zarar var. Bunlara tedavi veriyoruz. Bir kısım hasta kişi taşıyıcı dönemine geçiyor. İmmün kontrol dönemi diyoruz. Bu dönemde hastada virüs var ama en alt seviyede DNA neredeyse negatif. Bu hastalarda karaciğer taşıyıcı diyoruz biz bunlara. İyi gidiyor. Bazen şöyle bir yanlış bilgi var. Ben taşıyıcıyım diyor hasta. Bir şey yok. Ben taşıyıcıyım. Her şey normal. Her şey normal ama o kişide kanser riski devam ediyor. O kişide siroz riski devam ediyor. Onun için takip edilmesi lazım. Taşıyıcılar günün birinde bir bakıyorsunuz ki E antijeni diye bir antijen var tanı yönteminde. E negatif hepatit başlıyor bu kişilerde. Yine enzimler yükseliyor, DNA yükseliyor. Biyopsi yapıyorsunuz. Ciddi iltihabi bir durum var. Onlara da tedavi veriyoruz. Tedavi başarılı olursa ikinci dönem ve dördüncü dönemde beşinci döneme geçiyor hasta. Beşinci dönem ne? Taşıyıcılıktan da oraya geçiyor. HBS antijeni yani tanı koyduğumuz kriter yok oluyor. Ve bir kısım hastada da antikor gelişiyor. Buna işte remisyon dönemi deniyor. Hepatit B'nin remisyon dönemi, 5. faz dönemi. Bu fazda kanser ve siroz riski en alt seviyeye iniyor. Şimdi söyleyeceğim 6. şeyde de novo hepatiti deniyor. Yani hastalarda hepatit B kayboldu, antikor gelişti. Günün birinde bu hastada kanser gelişirse ya da immün sistemi bozan bir hastalık gelişir de biz bunlara kemoterapi ilaçları verecek olursak ya da yüksek doz steroid verecek olursak bu hastalarda relaps oluşuyor. Yeniden hepatit gelişiyor. Dolayısıyla S antijeni kaybolsa bile bunlarda bir potansiyel var. Bunlara dikkatli olmak lazım. Sonuçta ama şunu söyleyeyim, ciddi komplikasyonu olan bir hastalık. Kanser gelişiyor, siroz gelişiyor. Siroz gelişenlerde karında asit oluşuyor, işte şişlik oluşuyor. Aside bağlı peritonit deriz, spontan bakteri peritonit. İltihap, karın zarı iltihabı oluyor. Karaciğer koması gelişiyor. Yemek borusunda varisler gelişiyor. Sirozlu hastalarda kanama oluyor. Sonuçta bunların hepsini önlememiz lazım. Ve işte ümit verici şeyler, onu söyleyeceğim bu konuşmamızda, bu programda. Evet. Hepatit B'nin %100 tedavisi önümüzdeki günlerde geliyor, çok yakın. Bugünkü elimizdeki mevcut ilaçlarda yüz güldürücü sonuçlar aldık. Onları da ileride benim hasta seyrim 1475 kişiyi takip ettim hepatit B'li. Onların sonuçlarından bahsederim. Hep karamsar değiliz, hepatit B'yi yenebiliriz. Böyle bir durum da var. Ki rakamlar da azalıyor değil mi? Artık evet. Bulaşıcı anlamda ve oluşma anlamda aşılar da tabii aşı evet. Çok yani ben şöyle tanımlıyorum. Hepatit B'de bu keşif 100 yılın keşfidir. Çünkü hepatit B çok büyük sağlık sorunuydu. Bunu önümüzdeki günlerde yeni ilaçlarla ve aşıyla ülkemizde ve dünyada yok edeceğiz. Aşısı olan bir enfeksiyon hastalığı şey olabilir, eradike edilebilir, tümüyle yok edilebilir. Örnek çiçek hastalığı. Neticede aşı, bütün toplumdaki yeni doğanlara aşı yapacağız. Risk altındakilere aşı yapacağız. Yeni vaka gelmeyecek. Var olanları da iyi ilaçlarla tedavi edersek
hepatit B'yi yok edebiliriz. Şimdi hepatitin geçme süreçlerinde özellikle hamilelik dönemi önemli ki kan olayından bahsediyoruz. Evet. O süreçte şimdi olmayan ya da geçmez diyebileceğimiz şeyler vardır. Mesela anne sütü, işte emzirme sürecinde böyle bir şey söz konusu olmuyor diyebiliyoruz herhalde. Erdem, yani aslında o ayrımı iyi yapmak lazım. Çünkü doğumun o süreci ve evet, o süreçteki dikkat edilmesi gerekenler açısından bakarız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Vücut salgılarıyla bulaştığı için bu, tabii en çok kanla bulaşıyor. Çocukta, fetusta bulaşma imkanı var. Özellikle şöyle tanım, teknolojik olarak hasta, yani annede DNA müsbetse, bir de E antijeni dediğimiz bir parametre var. O da müsbetse, intrauterin hayatta alabildiği gibi doğum eylemi sırasında da alabilir. Bunlarda bulaş yüksek. Ama yine de her halükarda yüksek bile olsa çocuk doğar doğmaz bu saydığım kriterlere sahip gebelerin çocuklarında aşının yanında immünglobulin dediğimiz hepatit B immünglobulin de yapmak lazım ki ona antikor veririz bu enfeksiyonu yenmek için. Ama bu kriteri olmayan DNA'sı müsbet, E antijeni negatif olanlarda gebelerde bulaşma riski az. Onlara sadece aşı yaparız. Ya da annede hiçbir şey yok. Ailede var, babada var, kardeşlerde var. Onlara da sade aşı yaparız ve aşı işte 0. ayda, 1. ayda, 6. ayda 3 aşı yaparız. Bunlar da bağışıklık sağlarız. Neticede doğan her çocuğa aşı yapmak gerekiyor. Genetik faktörler o zaman bu anlamda çok fazla bir şey ifade ediyor mu? Bu enfeksiyon hastalığı olduğu için olsun, evet, genetik faktörler çok az ediyor. Ama yandaş bir çocukta hastalık varsa immün sistemi bozan, onlar da genetik faktörler, immün sistem önem arz ediyor. Ama normalde bu yolla biz çocukların enfekte olmasını önleyebiliriz. Bunun dışında dediğim gibi herhangi bir, mesela evlenme dairesine gidiyor gençler. Bir bakıyorlar eşlerden birisinde hepatit B antijeni müsbet. Ha, ondan eşini aşılıyoruz. Diğerini de takibe alıyoruz. Risk altındaki kişilere işte doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, cezaevi çalışanları, ondan sonra bakım evi çalışanları, toplu yerdeki insanlarda da eğer bakılıyor hepatit B taranıyor. Bunlar da hepatit B yoksa bunlar da aşılanıyor ki onlar risk altındaki grup olmasın. Aşıyı da açabilir miyiz? Yani içerisinde ne vardır, nasıl bir etki yapıyor, ne kadar bir sürede bu vücutta olumlu anlamda etki yapıyor? Evet. Aşı şöyle, tabii hepatit B'nin bir zarfı var. HBsAg dediğimiz, isimlendirdiğimiz bir zarfı var. O zarfı hastalık yapamayacak, virülansı yüksek olmayacak şekilde ona karşı antikor geliştirip aşı yapılıyor. Aşı o içindeki canlı partikül yok edilip sadece zarına karşı zarı alınıyor. Bu hastalık yapabilecek bir şey değil. O madde zerk ediliyor. Aşı demek hastalık oluşturmayan ama antikor oluşturulabilen kimyevi bir madde demek. Bunu yapıyoruz aşı olarak. Hepatit B'deki tabii söylediğim gibi aşı önemli bir argüman ama hasta olanlarda da tedavi çok önem arz ediyor. Şimdi 1400 üzerinde hasta üzerinde çalışma yaptınız. Bu anlamdaki tedavi süreçlerini de yürüttünüz. Öncelikle nasıl bir süreçti bunlar ve tedavi anlamında şimdi tabii ki teknolojik gelişmeler de söz konusu. İlaçlar da bu anlamda etki edebiliyor ve yeni yeni ilaçların da piyasaya çıkması bekleniyor. Bu anlamda nasıl bir süreç geçirdiniz özellikle hastalığınızda? Şöyle söyleyeyim, 1475 hasta... Ortalama 9 yıl takip, hakikaten önemli bir vaka sayısı ve takip süresi. Bunlardan tabii biz büyük çıkarım elde ediyoruz. Bunları arşiv incelemesine baktığımız zaman. Mesela bu hastalarda normalde bizim takiplerde elde ettiğimiz sonuçlar şöyle. Taşıyıcılarda %4 serokonversiyon gördük. Tedavi verdiklerimizde sadece hap verdiklerimizde %10'lara çıktı. Hap artı interferon dediğimiz, pegile interferon iğnesi verdiğimiz kişilerde %20'lere vardı bu oran. Dolayısıyla bu söylediğimiz şu, tam şifaya yakın bir durum oluyor. HBS kayboluyor vücuttan, bunlarda antikor gelişiyor. Diğer bir grup da tedavi verdiklerimizde ilaç devam ediyor. Onlarda da
hastalığı iltihap kayboluyor, kanser riski ve siroz riski ortadan kalkıyor. O da tedavinin bir başarısı. Sadece kaybolması önemli değil. Kanada'da yapılan bir çalışma var. Bu çalışma şunu gösteriyor. Vücut immün sistemi taşıyıcılarda özellikle yılda yüzde ortalama bir civarında vücut bunu siliyor taşıyıcılarda. Dolayısıyla 50 yılda %50 gibi bir rakam var. Ama sorun şu, bu hastalar potansiyel hastalığa aday olduğu için bunların diğer %50 grup kanser dönemine girmesinin engellenmesi lazım. Yani hastada bağışıklık sistemi kaybolup da hepatit virüsü aktif hale geçerse anında müdahale etmek lazım. Şöyle düşünün, bir dağda bir yangın başladı, bir köşesinde yangın var. Bu yangını baştan söndürürseniz ormanı kurtarırsınız. Dersiniz ki yangını söndürdük. Bütün dağ yanıp da kül olursa yangın söndürüldü bir anlamı yok. Yani neticede hepatit virüsünü vücuttan attığımız zaman karaciğerde siroz ve kanser yoksa bu bir başarıdır. Hocam telefon bağlantımız var. Mehmet Fırat Özdağ Kayseri'den arıyor. Mehmet Bey buyurun. Hocam ben sorum olacaktı. Tabii ki buyurun, dinliyoruz sizi. Hepatit C hastasıyım ben. Pedintron ve Diron kullanıyorum. Evet. Tedavim şu anda 6. aya girdi. RNA negatif çıkıyor. Evet. Hocam bundan tam kurtulma şansım var mı? Hepatit C dediniz değil mi? Evet, hepatit C. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kullandığınız interferon ve antiviral ilaç ribavirin kullanıyorsunuz. Evet, Diron. İşte o ticari ismi, ben evet. Asıl kimyasal ismini söyledim. Bu ilaçların hastayı tam tedavi etme oranı bugün için %50 civarında. Siz de herhalde bu gruba girdiniz. ECE ve RNA negatifse %50 grubuna girdiniz. %50'si şifaya gidiyor. 5 yıl eğer nüksetmezse biz şifa diyoruz. Ama %50 diğer kalan grupta bir müddet sonra nüks oluyor. Relapse diyoruz, nüks oluyor. Fakat biz artık bundan da korkmuyoruz. Çünkü yeni çıkan ilaçlar hem interferonsuz hem de tek bir tablet veriyorsunuz veya 3-5 tabletle. Bunu %100 tedavi etme olanağımız var. O bakımdan yüzde diğer tedavi olamayan grupta da yüz güldürücü tedaviler elimizde. Siz muhtemelen bu ilaçlarla şifaya doğru gideceksiniz. Bir yıl bu ilacı kullanacaksınız. Bir yıldan sonra 6 aylık kontrollerle takibiniz gerekiyor. Anladım hocam. Mehmet Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam şimdi tedavi sürecini biraz daha detaylandırırsak, sonrasında yani tedavi görülen sürecin ardından bunun tekrarlanmasıyla ilgili bir durum söz konusu olabiliyor mu? Aynı hastalık. Hepatit B için konuşacak olursak, hepatit B'de bugün için elimizdeki mevcut ilaçlarla kür değil, kür yok. Küre en yakın, şifaya en yakın durum elde ediyoruz. Bu hepatit antijeni kayboluyor. Dedim 5. fazda HBS negatif faz dönemidir. Bu faz dönemi komplikasyonlar, kanser riski, siroz riski en alt seviyeye iniyor. Hemen hemen yok oluyor. Ama bu hastalarda günün birinde eğer bir başka bir hastalık nedeniyle kanser olabilir, immün sistemi çökerten bir başka hastalıklar olabilir, otoimmün hastalık. Onlar da kortizon ya da kanser ilacı kullandığınız zaman hastalık tekrar oluşma. İşte de novo hepatit dediğimiz 6. faz diye ayırmışlar. Öyle bir olma ihtimali var. Bu durumda ne yapalım diye soracaksınız. Evet. Tabii işte püf noktası orası. Biz bunu bildiğimiz için, hasta devamlı kontrola geldiği için böyle bir ilaca ihtiyaç duyulduğu zaman hemen antiviral ilaç başlıyoruz. Hastalığın nüksünü önlemiş oluyoruz. Mesela romatizma, yaşlanıyor insan. Diyelim taşıyıcı döneminde bir hasta kişi ya da HBS kayboldu. O kişi günün birinde şiddetli romatizması var. Güçlü ilaç kullanacaklar. Güçlü kortizon kullanacak. İmmün süpresif ilaç kullanacak. O zaman bakacak kanına. Kanında en ufacık bir hepatit B ile ilgili alt gruplar pozitifliği olur. Varsa gastroenteroloğa danışacak, ona ilaç başlanacak. Hasta hem antiviral günde bir tane ilaç alırsa hem de diğer ilaçlarını alırsa bir sorun olmaz.
Çocuklarda da fark ediyor mu? Yani yaş grubu olarak baktığımız zaman ilaçların dozlar açısından düşünürsek. Mutlaka, mutlaka. Çocuklarda daha düşük dozlu tedaviler var. Tüm ilaçları da kullanamıyorsunuz. Belli çocuklarda daha önce çalışılmış, denenmiş ve zarar vermeyen ilaçlar kullanabiliyorsunuz. Yaşlılarda dozu biraz daha fazla tabii. Hasan Hocam çok önemli bilgiler verdiniz. Katkınız için teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.